Bir tarafta Amerika'dan sonra dünyanın en güçlü ordusuna sahip Rusya, diğer tarafta Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya arasında sıkışan Ukrayna. Aslında Doğu Slav ırkından olup ortak bir tarihe sahip iki kardeş ülke. Aynı kültüre, dini inanca, ortak tarihsel geçmişe ve akrabalık ilişkilerine sahipler. Ne acı ki artık bir savaşın içindeler. Peki ne oldu? Putin bütün dünyayı karşısına alarak bu savaşı neden başlattı? Asıl soru, Ukrayna'yı satranç tahtasına dönüştürenler kim? Gelin iki ülke arasındaki krizin köklerine inelim. Eski dostların düşman olma hikayesi. Tarih, ulusal kimliğin en önemli unsurlarından biridir. Devletler ve toplumlar çıkar siyasetlerinde hep tarihi kullanırlar. Bu hikayede ise her şey Putin'in Ukrayna ve Rusya'nın aslında tek bir halk olduğu ısrarıyla başlar. Просто близкие соседи. Мы фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Putin modern Ukrayna'nın tarihsel bir hata sonucunda Sovyetler Birliği tarafından yaratıldığını söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Ukraynalılar ve Belaruslular'ın Ruslardan geldiklerini söyleyerek Rusya'nın tarihi bir parçası olarak yorumlar. Ukrayna для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, но и родственники. Люди, связанные с нами кровными, семейными узами. Peki Putin bu tezinde haklı olabilir mi? Ukrayna, Belarus ve Rusya'nın ortak kökleri, Orta Çağ'da büyük bir imparatorluk olan Kiev Knezliğine kadar uzanır. Ukrayna ve Rusya, bu Doğu Slav devletinin tarihte kendilerine ait olduğunu öne sürer. Sağ elinde büyük bir haç bulunan bu heykelde gördüğünüz kişi, Hristiyanlığı benimseyen ilk büyük Kiev prensi. Rusların deyimiyle Büyük Vladimir, Ukraynalıların deyimiyle Volodymyr. İki ülkenin de paylaşamadığı ataları. Putin 2016 yılında bu kışkırtıcı heykeli Kremlin Sarayı'nın tam yanında gururla dikerek açılışını yapar. Ukrayna Başkanı Petro Poroshenko ise çıldırır. Çünkü Büyük Volodymyr onların ulusal kahramanıdır. Ukraynalılar Putin'in tarih çalma oyunuyla klasik Rus manipülasyonu yaptığını söyler. Volodymyr anıtı 1853 yılından beri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunmaktadır. Ülkenin resmi Twitter hesabından Rusya'yı etiketleyerek bir tweet atılır. Gerçek Prens Volodymyr anıtının nasıl göründüğünü unutmayın. Kiev, Ortodoksluk Hristiyanlığını Rusya'ya getirdi. Rusya için nazik bir hatırlatma. Rusya'dan cevap gecikmez. Ukrayna'ya nazik bir hatırlatma. Prens Vladimir ya da Volodymyr, halkımızı Ortodoksluk yoluyla birleştirirken siz aramıza nefret yayarak onu kötüye kullanıyorsunuz. Özetle Ukrayna ve Rusya, bu Orta Çağ Doğu Slav Federasyonu'nun ve kurucu atalarının mirasını bir türlü paylaşamaz. Ancak pek çok objektif tarihçi, Prens Vladimir ya da Volodymyr ne Rusya'yı ne de Ukrayna'yı yönetti. Onun hüküm sürdüğü Orta Çağ döneminde pek çok Slav halkı tek bir çatı altında toplanmıştı der. 1240 yılında da Kiev Knezliği Moğol istilaları sonucu tarih sayfasındaki yerini kaybeder. Doğu Slavlar dağılarak bağımsız prenslikler haline gelir ve Kiev Knezliği'nin mirası üzerinde 3 din ve 3 Ortodoks halk yükselir. Ruslar, Ukraynalılar ve Beyaz Rus yani Belaruslular. Kiev Knezliği'nin çöküşünün ardından Rusya siyasi olarak bir imparatorluk haline gelir, Ukraynalılarsa başlangıçta kendi devletlerini kurmayı başaramamıştır. Yüzyıllar boyunca Lehistan Krallığı'nın hakimiyetinde yaşar ancak Ukraynalı kimliğini kaybetmezler. En sonunda Lehistan kuvvetlerine karşı bağımsızlık mücadelesini başlatırlar. Ayaklanma başarılı olmuş. 1649 yılında Ukraynalı savaşçılar Kazak hetmanlığını kurmayı başarmıştır. Adını gezgin, maceracı ve özgür anlamına gelen Türk Kazaklarından alır. Aynı adı alsa da bunlar Türk değil, Ukraynalıdır. Bu dönemde Kazak hetmanlığı Osmanlı İmparatorluğu gibi ülkeler tarafından Ukrayna olarak anılmaktadır. Ukrayna toprakları, Lehistan, Osmanlı Devleti ve Rusya arasında büyük çekişmelere sahne olur. Günümüzde Ukraynalılar cesur savaşçı köklerini Ukraynalı Kazaklardan aldıklarını söyler ve Ukrayna'nın etnik imajını sembolize ederler. Kazak hetmanlığı 100 yılı aşkın süre büyük imparatorlukların otoritesine kafa tutabilen siyasi ve askeri bir güç haline gelmiştir. Fakat 18. yüzyılın sonunda güçlenen Rus İmparatorluğu tarafından dağıtılır. Ukrayna'nın büyük bir bölümü Rus İmparatorluğu'nun, küçük bir bölümü ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun parçası haline gelir. Yıl 1917. Lenin önderliğinde Bolşevikler Rusya'da kontrolü ele geçirerek Çarlık yönetimini devirmiştir. Yıkılan Rus İmparatorluğu'nda iç savaş yaşanmaktadır. Rus
yönetiminden kurtulan Ukraynalılar, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda kalan topraklarını da alarak bağımsız bir Ukrayna Halk Cumhuriyeti'ni ilan eder. Kızıl Ordu'ya karşı bağımsızlıklarını sürdürmek için savaşırlar. Ancak 3 yıl sonra bu mücadeleyi kaybederler. Ve Ukrayna 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne dahil edilir. İktidara gelen Lenin akıllıca davranır. Ukrayna'yı olumlu eylem politikalarıyla kazanmak ister. Ukrayna'nın dilinin kullanımı teşvik edilir. Okullarda öğretilir. Kültürleri desteklenir. Fakat Stalin geldiğinde Ukrayna'nın güçlenen kültürel özelliklerini büyük bir tehdit olarak hisseder. Lenin'in politikasını değiştirecektir. Ruslaştırma politikalarını hızlandırarak Ukrayna dili ve kültürü güçlü bir şekilde baltalanır. Ukraynaca'nın eğitimde, kültürde öne çıkması Sovyetler Birliği'nin bütünlüğüne aykırı görülür ve Rusça konuşanların ağırlığı artırılır. Buna karşı çıkan binlerce Ukraynalı aydın, sanatçı ve kilise liderleri Sovyet rejimi tarafından yok edilir. Ukrayna aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin en önemli tarım merkezidir. Hatta Avrupa'nın ekmek sepeti olarak anılır. Ukrayna'da tarım, özel çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden uzaklaştırılarak devletin kontrolü altına alınmıştır. Ukrayna'da yerel isyanlar büyür. Devlet düşmanı ilan edilen on binlerce çiftçi, Sovyet karşıtı faaliyetlere katılmaktan tutuklanır veya çalışma kamplarına sürülür. 1932 yılına gelindiğinde, Stalin'in Ukrayna'ya yönelik politikaları sonucu büyük kıtlık, diğer adıyla Holodomor yaşanır. Aslında Sovyetler Birliği bu kıtlık döneminde Ukrayna'dan batıya 1 milyon tondan fazla tahıl ihraç etmiştir. Sovyetler Birliği'nde ölen tahminen 5 milyon insanın neredeyse 4 milyonu Ukraynalıdır. Bu açlık kırımı Ukrayna ile Rusya arasında bugüne kadar süren temel anlaşmazlıklardan biridir. Ukrayna bunu kasıtlı bir soykırım olarak niteler. Bu dönemi inceleyen çoğu tarihçi de kıtlığın kasıtlı olduğu ve Ukrayna halkına boyun eğdirmek isteyen Sovyet politikasıyla bağlantılı olduğu sonucuna varmıştır. Yıl 1990. Ukrayna hala Sovyetler Birliği'nin bir parçasıdır. Fakat komünist blok eski gücünü kaybetmiştir. Ukrayna vatandaşları bağımsızlıkları için haykırmaya başlar. Sovyetler Birliği'ne karşı bir grup öğrenci, Kiev'in bağımsızlık meydanını kaplayan granit karolar boyunca çadırlar kurar ve granitte devrim olarak bilinecek. Ukrayna'nın ilk büyük siyasi protestosu bu çadırlarda başlar. Düzinelerce çadır kuran öğrenciler kamplarına komünizmden arınmış bölge adını verir. Sovyetler Birliği'nde yaşamaktansa ölmek daha iyidir diye sloganlar atılır. İşçi örgütleri de öğrencilerle bir araya geldiğinde on binlerce Ukraynalı el ele tutuşarak bir insan zinciri oluşturur. Ellerinde Sovyet yönetimi altında yasaklanmış olan mavi ve sarı renkli Ukrayna bayrakları vardır. Artık Sovyet egemenliğinden kurtulup bağımsızlıklarını kazanmalarının zamanı gelmiştir. (1991) yılının Aralık ayında yapılan referandumda Ukrayna halkının %92'si bağımsızlık yönünde oy kullanır ve Sovyetler Birliği'nin en büyük ikinci cumhuriyeti olan Ukrayna bağımsızlığını ilan eder. Sovyetler Birliği ise 26 Aralık'ta resmen çöker. Ukrayna kendini birdenbire bağımsız ve dünyanın üçüncü büyük nükleer gücü olarak bulur. Moskova tarafından zamanında topraklarına binlerce nükleer silah yerleştirilmiş ve hala oradadır. İngiltere, Fransa ve Çin'in toplamından daha büyük bir cephanelikten bahsediyorum. Rusya, yanı başındaki komşusunun bu gücü elinde bulundurmasından son derece rahatsızdır. Zaten Çernobil faciasından sonra Ukrayna tüm dünyanın güvenliği için kendisi de nükleer silahlardan arınmak istemektedir. Ancak bu silahlar Ukrayna'nın bağımsızlığını koruması için Rusya'ya karşı caydırıcı bir güçtür. 1994 yılında Amerika, İngiltere ve Rusya masaya oturur. Karşılarına da Ukrayna'yı alırlar. Sen nükleer silahlarından vazgeçersen Ukrayna'nın güvenliğini garanti edeceğiz derler. Ukrayna kabul eder ve Budapeşte memorandumu imzalanır. Amerika Başkanı Clinton, Rusya Başkanı Boris Yeltsin ve Ukrayna Başkanı Kravçuk anlaşmayı imzaladıktan sonra el ele verir. Rusya, İngiltere ve Amerika, Ukrayna'nın bağımsızlığına ve mevcut sınırlarına saygı göstermekle yükümlü olduklarını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlıklarına karşı tehdit ya da güç kullanımından kaçınma yükümlülüklerini yineler. Artık Ukrayna'nın içi rahatlamıştır. Elindeki tek kozu tüm nükleer silahlarını imha için Rusya'ya devreder. Ardından da Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan dostluk, işbirliği ve ortaklık anlaşması imzalanır. İki ülke stratejik bir ortaklık kurmuş ve karşılıklı toprak bütünlüğüne saygıyı benimsemiştir. Ancak yıllar sonra anlaşma bir kenara atılarak Ukrayna'ya verilen sözler unutulacaktır.
Gel gör ki tutulmayan sözler yalnızca Ukrayna'ya karşı verilenler değildir. Rusya'nın da ağzı yanmıştır. Gelin geçmişe dönüp bir de onların perspektifinden bakalım. Yıl 1949. Amerika dahil Kanada, İngiltere, Fransa gibi 12 ülke birleşerek askeri bir ittifak kurar. NATO, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. Bu örgüt gittikçe güçlenen Sovyetler Birliği'nin Avrupa'ya genişlemesini önlemek için kurulmuştur. Birbirlerini herhangi bir işgale karşı topluca koruma sözü verirler. Sovyetler Birliği ise NATO'ya karşı 8 ülkeyle birleşerek kendi askeri ittifakını, Varşova Paktı'nı kurar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ne katılan Doğu Almanya'da bu Varşova Paktı'nın bir parçasıdır. 12 Eylül 1990. Almanya'nın yeniden birleşebilmesi için Batı ve Doğu Almanya, Fransa, Amerika, İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında bir antlaşma imzalanır. 2+4 antlaşması. Adı geçen 4 ülke Almanya'daki tüm haklarından vazgeçer ve Almanya birleşerek bağımsız bir devlet olur. Antlaşmaya göre NATO, Sovyetler Birliği'ne ait Doğu Almanya'ya kadar genişletilecektir. Karşılığında ise Sovyetlere, NATO'nun asla Doğu Almanya'nın ötesine geçmeyeceğine dair söz verilir. NATO, Almanya sınırlarını aşmayacaktır. Amerika'nın Dışişleri Bakanı James Baker, Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov'a aynen şöyle demiştir. NATO olarak Birleşik Almanya'daki varlığımızı sürdürürsek, NATO'nun yetki alanı Doğu'ya bir karış dahi genişlemeyecek. Fakat bu sözlü güvence yazılı olarak herhangi bir yasal anlaşmada yer almaz. Yıllar sonra 2009'da James Baker verdiği bu sözü inkar eder. NATO'nun Rusya'ya doğru genişlemeyeceğine dair hiçbir zaman güvence verilmedi. Bu Rusya'nın uydurmasıdır denir. Ancak Baker, Almanya Başbakanı Helmut Kohl'a yazdığı bir mektupta Rusya'ya verilen bu sözü çok net olarak yazmıştır. Zaten Amerika'nın Sovyetler Birliği'ndeki son büyükelçisi Jake Matlock ve o sırada Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Robert Gates de dahil olmak üzere birçok yetkili isim bu güvencelerin Sovyetlere gerçekten verildiğini söyler. Kayıtlarda bu söylemlerin hepsi var. Verilen sözlerin ardından Sovyet Rusya Doğu Almanya'daki haklarından vazgeçmiştir. Fakat NATO doğuya doğru genişlemeye devam edecektir. Sovyetlerin halef devleti olan Rusya Federasyonu'na karşı güvenlikleri öne sürülen ülkeler tek tek NATO'ya katılır. Mavi ile işaretlenmiş ülkeler, Almanya'nın yeniden birleşmesi konulu 1990 anlaşmasından önce NATO'ya üye olan ülkeler. Turuncu renkliler ise anlaşmadan sonra NATO'ya dahil edilenler. Önce eski Varşova Paktı üyeleri olan Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan NATO'ya davet edilerek örgüte katılır. 2004 yılında ise 7 ülke daha NATO'ya katılır. NATO artık eski Sovyetlerin güç bölgesinde üstünlük kazanmıştır. Amerika zamanında verdiği sözleri tutmamış. Hatta ortada söz möz yok demiştir. Ey Rusya, elinde NATO'nun genişlemeyeceğine dair yazılı bir anlaşma var mı? Yok. O zaman verilen sözleri de unut. Söz uçar, yazı kalır. Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'yı ikiyüzlülükle suçlar. NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair sözlü taahhütlerini bozan Batı'nın Moskova'ya ihanet ettiğini savunur. Ni одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. NATO'nun askeri altyapısı Rusya'nın sınırlarına kadar dayanmıştır. Haklı olarak Rusya, NATO'nun genişleyerek yakınındaki ülkelere füzeler yerleştirmesini kendi varlığı ve güvenliği için ciddi bir tehdit olarak görür. Amerika ve müttefikleri Rusya'yı çevreleme yönünde bir politika izlemektedir. Türkiye ise NATO'ya 1952'den beri üyedir. Sıra Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'ya gelmiştir. Bu üç ülkede NATO'ya katıldığında Karadeniz bir NATO gölü olacaktır. Gürcistan bu konuda oldukça isteklidir. NATO ve Avrupa Birliği'ne katılmak için diplomatik girişimlerde bulunur. Ancak Putin, Orta Asya ve Hazar bölgesinde Amerika yanlısı politikalar uygulamanın bedelini Gürcistan'a çok ağır ödetir. 2008 yılında Rusya'nın Gürcistan'da çıkardığı savaşa, dünyanın etkisiz tutumu Putin'in yıllar sonra Ukrayna'ya karşı benzer hedefini teşvik edecektir. Ukrayna aslında soğuk savaşın hiç bitmediği bir yer. Sınır ülkesi anlamına gelen Ukrayna, Batı ile Doğu arasında tarihsel olarak hep bir mücadele alanı olmuştur. İşte bu mücadele, ülkedeki iç dengelerin de Batı yanlısı ve Rusya yanlısı olarak evrilmesine sebebiyet verir. Ukrayna'nın her şeye rağmen Rusya ile tarihi bağları vardır ama halk ikiye bölünmüş durumdadır. Rusya! 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 Ukrayna! Ukrayna! Yıllarca Rusya'nın egemenliği altında yaşamış olan Ukraynalıların bir kısmı ortak kültür ve miras anlayışıyla Moskova'ya sevgiyle bakarken diğer kısım Rusya'yı, Ukrayna'yı boyunduruğu altına almayı amaçlayan bir zalim olarak görmektedir. Putin hep! Putin hep!
Putin hack! Ukrayna'da değişen hükümetler bazen Rus yanlısı, bazense Batı yanlısı olmaktadır. Kimin haklı olduğunuysa zaman gösterecektir. Yıl 2004. Ukrayna'da kritik bir seçim yaşanmaktadır. İki tane aday var. Birincisi Rusya dostu Yanukovych, ikincisi Batı yanlısı Yushchenko. Yushchenko'nun yüzünün böyle görünmesinin sebebi ise seçimlerden hemen önce oldukça zehirli bir kimyasal olan dioksinle zehirlenmiş olmasıdır. Seçimleri Yanukovych kazanır. Ancak oy sonuçları birbirine çok yakındır. Seçimlerin hileli olduğu iddia edilince halk adil bir seçim için ayaklanır ve Turuncu Devrim olarak bilinen protesto hareketi başlar. Ukrayna Yüksek Mahkemesi seçimleri tekrarlama kararı alır. Eski seçimleri kazanan Yanukovych bu defa kaybetmiştir. Yushchenko yeni başkan olur. Bu adam Ukrayna'yı Rusya'nın hegemonyasından kurtarıp NATO ve Avrupa Birliği ile yakınlaşmak istemektedir. 2008 yılında Amerika Ukrayna'ya kesin bir zaman vermese de bir gün mutlaka NATO'ya dahil edileceğinin sözünü verir. Ukrayna NATO'ya katılma sürecinin ilk aşaması olarak bir üyelik eylem planı verilmesini talep eder. Peki Putin buna müsaade edecek midir? Demokratik ve Avrupalı bir Ukrayna'nın ortaya çıkışı Rusya'nın kendi otoriter modeline varoluşsal bir tehdit olarak görülür. Putin Ukrayna üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemez. Rusya'nın doğalgaz şirketi Gazprom aniden Ukrayna'nın gazını keser. Rusya'dan Ukrayna'ya giden gazın büyük çoğunluğu da Ukrayna üzerinden geçen boru hatlarıyla taşınmaktadır. Bu durum Avrupa genelinde bir gaz krizini tetikleyebilir. Nihayetinde Ukrayna anlaşmak zorunda kalır. Rusya %100 zamlı olarak Avrupa'nın en pahalı gazını Ukrayna'ya satmaya başlar. Putin hem Ukrayna'ya hem de Avrupa'ya gözdağı vermiştir. Rusya'dan gelen doğalgaz akışında aksamalar olduğunda çekilen sıkıntılar katlanılır gibi değildir. Ukrayna Rusya'ya sırtını dönmekten vazgeçmelidir. Ama Avrupa Birliği'nden de vazgeçemez. Yıl 2010. Ukrayna'da yine seçim zamanı. Bu defa geçen seçimleri kaybeden Rus yanlısı Yanukovych kazanır. Halkın istediği gibi Avrupa Birliği üyeliğini vaat eder. Yeni politikası şudur. Ukrayna hem Rusya hem de Batı devletleriyle işbirliği yapan tarafsız bir devlet olacak. Bu tam da Ukrayna halkının istediği şeydir. 2013 yılının sonunda Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında bir ortaklık anlaşması imzalanacaktır. Bu uzun zamandır beklenen bir anlaşmadır. Avrupa Birliği'nin ekonomik yardımı ve Ukrayna vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz seyahati gibi avantajlar sağlanacaktır. Fakat Yanukovych hükümeti Rusya ile arasının bozulmasından çekinir ve günler kala Avrupa ile ortaklık anlaşmasının imzalanmayacağı açıklanır. Bunun yerine bir Rus kredi kurtarma paketi tercih edilecek. Ayrıca Rusya, Belarus ve Kazakistan'la bir ekonomik birliğe katılma yoluna girilecektir. Yanukovych ve Putin gizli bir işbirliği pazarlığına oturmuş ve anlaşmışlardır. Hükümetin bu tutumlarına karşın halk artık Putin'in kuklası olmaktan, Rusya'nın baskıcı politikalarından sıkılmıştır. Avrupa Birliği ile anlaşmanın imzalanması için barışçıl protestolar başlar. Ama Yanukovych yine de dediğini yapar ve Avrupa ile anlaşmayı imzalamaz. Halk gelecekleri için, çocukları için Avrupa Birliği'nin bir üyesi olmak istemekte ama hükümet Avrupa Birliği'ne sırt çevirip Rusya ile anlaşmak istemektedir. Protestolar gitgide büyür. Yanukovych halkın sesini çevik kuvvetle, şiddetle bastırmayı seçer. Bu durum daha da ters teper ve ülkede Yanukovych'i istifaya çağıran büyük bir isyan dalgasını tetikler. O da Rusya'ya. Putin'in güvenli kanatlarının altına kaçar. Ukrayna'da neredeyse 3 ay süren protestoların ardından kaçan Yanukovych parlamento tarafından oy birliğiyle azledilmiş ve hükümet düşürülmüştür. Petro Poroshenko başkan seçilir ve yeni Ukrayna hükümeti Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalar. Ukrayna üzerindeki siyasi etkisini kaybeden Putin, hükümetteki değişikliğin yasa dışı bir darbe olduğunu ilan eder. Aslında Putin'in aradığı fırsat ayağına gelmiştir. Bu krizi fırsata çevirmelidir. Zamanında Sovyetler Birliği Başkanı Nikita Khrushchev'in Ukrayna Sovyetlerine hediye ettiği Kırım'a gözünü diker. Ukrayna'da etnik Rusların çoğunluğu oluşturduğu tek bölge Kırım'dır. Putin der ki, Ruslar dünyanın neresinde olursa olsun Rus devletinin onları koruma ve savunma yükümlülüğü vardır. Bu koruma bahanesiyle Rus birlikleri Kırım'daki hükümet binalarını ele geçirir ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için bir referandum yapılır. İki seçenek vardır. Kırım ya Rusya'ya katılacak ya da özerk olacaktır. Sandıktan %97 oyla Rusya'ya katılma kararı çıkar. Ukraynalılar ve Kırım Tatarlarının yarımadanın nüfusunun neredeyse %40'ını oluşturduğu düşünüldüğünde bu sonuç mantıksızdır.
referandum güvenilir herhangi bir uluslararası gözlemci olmadan gerçekleşmiştir. Rusya'nın Kırım ilhakıyla Rus yönetimini istemeyen çok sayıda etnik Ukraynalı ve Kırım Tatarı Yarımada'yı terk eder. Böylece 2. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa sınırları ilk kez silahlı güçlerin dahil olmasıyla değişmiştir. Putin Kırım meselesini halletmiş, Rus halkının övgüsünü almıştır. Ama işler daha da büyüyecektir. Ukrayna'da Rus nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Donbas adlı Doğu Sanayi Bölgesi'nde yeni kurulan hükümete karşı protesto gösterileri başlar ve Ukrayna kuvvetleriyle Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar alevlenir. Rusya'nın bu bölgeye asker ve silah yardımı gönderdiği iddia edilir. 11 Mayıs 2014 Rusya yanlısı ayrılıkçılar üstünlük sağlayarak Donetsk ve Luhansk'ta referandum yoluyla iki halk cumhuriyetini ilan eder. Ancak bu cumhuriyetleri Ukrayna ve Batı ülkelerinin yanı sıra Rusya bile tanımaz. Almanya ve Fransa, beyler bu iş böyle olmaz, gelin masaya oturun der ve barış anlaşmasına öncülük eder. Ateşkes imzalanmıştır. Ancak ne Rusya ne de Ukrayna uslu durmaz. İmzalanan anlaşmada isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk bölgesini Ukrayna'nın sınırları içinde kalması fakat özel statü verilmesi şartı vardır. Ancak Ukrayna bu şartı gerçekleştirmez. Rusya da çatışmaları devam ettirir ve anlaşma hiçbir zaman tam olarak uygulanmaz. 2014'ten günümüze kadar da çatışmalar devam eder. Savaşlar sadece fiziki cephelerde meydana gelmiyor. Modern savaşların psikolojik bir hamlesi var. Siper saldırılar. Rusya bu konuda dersine iyi çalışmıştır. 2015 ve 2016'da Kiev'in elektrik şebekesine siber saldırı düzenlenir. Burada hedef halkı güvensizliğe sürükleyerek direnme gücünü kırmaktır. 2017 yılında ise Ukrayna'nın finans sektörüne bir siber saldırı başlatılır. Notpedia adlı kötü amaçlı yazılım bulaştığı bilgisayarlardaki tüm verileri geri döndürülemez şekilde silmektedir. Ukrayna'dan Avrupa'ya doğru tüm dünyaya milyonlarca bilgisayara yayılarak milyarlarca dolarlık zarara sebebiyet verir. Parmaklar yine Rusya'yı gösterir. Amerika tüm bu yaşananlar için Rusya'yı suçlamaktadır. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı siber savaş yürüttüğünü söyler. Putin baskılarıyla Ukrayna'yı NATO ve Avrupa Birliği'nden uzaklaştırmaya çalışsa da tam tersi olur. Ukrayna halkının tüm yaşananlardan sonra Rusya hükümetine olan nefreti büyümektedir. Yıl 2019. Ukrayna'da başkanlık seçimlerini sürpriz bir isim kazanır. Zelenski. Hay. Siyasi deneyimi olmayan eski bir komedyen. Oynadığı Halkın Hizmetkarı adlı politik komedi dizisinde de Hazara devlet başkanı seçilen bir öğretmeni canlandırmıştı. Dizi öyle sevilmiş, Zelenski öyle ün kazanmıştır ki dizinin adıyla kurulan partiden Ukrayna'nın başkanı seçilmiştir. Hem de %73 gibi rekor bir oyla. Siyasi yozlaşmadan bıkmış olan halk Zelenski'yi seçmiştir. Bu genç adamın en önemli vaadi ülkenin doğusundaki savaşı sonlandırmaktır. Savaşı durdurmak için Putin'le görüşeceğini açıklar. Ancak Rusya'nın politikası konusunda daha çok saftır. Zelenski'nin müzakere çabaları açıkça reddedilir. Putin Zelenski'yi küçümseyerek Doğu Ukrayna'daki çatışmaları daha da derinleştirir. Zelenski ödünler verse de hiçbir şey değişmez. O da pembe dünyasından uyanmak zorunda kalır. Yıl 2021. Putin, Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğunu tarihi bağlarla anlatan 7000 kelimelik makale yazar. Hem de Ukraynaca. Makalesini şu sözlerle bitirir. Ukrayna'nın gerçek egemenliğinin ancak Rusya ile ortaklık içinde mümkün olacağına eminim. Zelenski, Rusya devlet başkanının kapsamlı bir tarihi makale yazacak zamanı olmasına rağmen onunla görüşmemesine şaşırdığını söyler. Zelenski, Putin'in tavırları karşısında derin bir siyasi dönüşüm geçirmiştir. Artık Rusya'ya karşı olan hamlelerini sertleştirir. Ukrayna'nın Rus yanlısı muhalefet partisinin lideri Viktor Medvedchuk'un sahibi olduğu 3 televizyon kanalını kapatır. Onu Rus yanlısı ayrılıkçıları finanse etmekle suçlayarak varlıklarını donduran bir kararname imzalar. Bu oldukça cesur bir harekettir. Ukraynalı milyarder Medvedchuk, kızının vaftiz babası olan Putin'le çok yakın iki dosttur. İki adam birlikte tatiller yapar. Formula 1 yarışlarını izlemek için buluşurlar. Ukrayna siyasetinde etkili bir isim olan Medvedchuk, son 20 yıldır Rusya ile arabuluculuk görevini üstlenmiş ancak Zelenski
taşları yerinden oynatmıştır. Medvedchuk vatana ihanetle suçlanarak ev hapsinde tutulur. Bu yaşananlarla Zelenski Putin'e resti çekmiştir. Rusya istese Ukrayna'yı tek hamlede yutar. Bu yüzden Ukrayna'nın bağımsızlığını koruyabilmesi için yaslanacağı bir dağa ihtiyacı var. İşte bu dağ NATO. Zelenski 2021 yılında Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurur. Artık çok az kalmıştır. NATO ve Amerika'ya gelince. Adamlar yıllardır Ukrayna'yı oyalıyor. Ha bugün ha yarın sizi NATO'ya alacağız diye seneler geçti. Aslında Ukrayna üzerinden Rusya'yı hedef alıyorlar. Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Putin'in kırmızı çizgisi olduğunu çok iyi biliyorlar. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить? Это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Русия için bu durum başlı başına bir savaş sebebi. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО, военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт, помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже 6 часов подряд. Путин, Американ'ın Rusya'yı kontrol altına almak için Ukrayna'yı bir araç olarak kullandığını iddia eder. Amerika'nın asıl amacı Ukrayna'nın güvenliği değil, Rusya'nın gelişimini engellemektir. Dünyada süper güçlerin bir dengesi var. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dünyada üstünlük Amerika'ya geçmişti. 21. yüzyıldan itibaren ise Çin ve Rusya'nın yükselişi Amerika'nın tek kutuplu rüyasının kabusu olmuştur. Bu devletler Amerika'nın dünyaya dayattığı politikalara itiraz eden, uygulamayan, hatta kafa tutan devletlerdir. Amerika Rusya'yı oyun dışı bırakarak gücünü sağlamlaştırmak ister. NATO'nun 2030 raporuna göre başta Rusya, ardından da Çin, NATO'nun baş tehdidi ilan edilir. Geçmişte verilen sözler tutulmayarak NATO Doğu Avrupa ülkelerine asker konuşlandırmış, hava kontrolünü genişletmiştir. Zelenski ise artık oyalanmaktan sıkılmıştır. 8 yıl boyunca dünyanın en büyük ordularından birini geride tuttuk. Bu nedenle daha fazla uluslararası desteği hak ediyoruz. NATO üyesi olmamız istenmiyorsa dürüst olun bu bize söylensin der. Dananın kuyruğu çok yakında kopacaktır. 1 Kasım 2021. Bu uydu görüntüleri Ukrayna sınırından. Rusya bir güç gösterisiyle Ukrayna sınırları çevresine 100 binden fazla asker ve tank yığar. Dünya savaş geliyor uyarıları yapsa da Putin ısrarla savaşı inkar eder. Bunu neden yaptıysa haftalar sonra ortaya çıkacaktır. 23 Aralık 2021. Putin, Ukrayna sınırında askerlerini bekletirken bir savaş istemediğini söyleyerek NATO'ya ve Amerika'ya 3 temel talebini sunar. 1. NATO'cum, Ukrayna'ya verdiğin üyelik taahhüdünü yazılı olarak geri çekeceksin. 2. Rusya sınırına saldırı silah sistemlerini konuşlandırmayacaksın. 3. 1997'den sonra NATO'ya üye olan ülkelerde askeri güçlerini sınırlandırarak kuvvetlerini Rusya sınırlarından uzaklaştıracaksın. Putin Batı'ya şantaj taktiği uygulamaktadır. Ya dediklerimi yaparsınız ya da Ukrayna'ya girerim. Amerika ve NATO Rusya'nın bu ana güvenlik taleplerini açıkça reddeder. Hatta Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını daha da güçlendirirler. Putin NATO'yu bölgenin güvenliğini baltalamakla suçlar. Müzakere yoluyla bir çözüm bulunabileceği konusunda ısrar eder. Amerika ise Rusya'nın taleplerine taviz vermeyi reddederek Putin'in söylediklerini dikkate almaz. NATO'nun kapısı üye olmak isteyen tüm ülkelere açıktır. NATO bir savunma örgütü. Bu nedenle Rusya saldırmadığı müddetçe herhangi bir tehdit olmayacak der. Fakat Putin güvenmediği, hatta ikiyüzlü olarak gördüğü Amerika ve NATO'yu sınırlarında istemiyor. Tıpkı Amerika'nın Küba ya da Meksika'da Rusya'nın, Çin'in askeri yüz kurmasına asla izin vermeyeceği gibi. Putin Ukrayna'ya birlikte her zaman daha güçlü ve daha başarılı olduk ve olacağız.
Çünkü biz tek bir halkız diye seslenir. Ukrayna'nın doğası gereği Rusya'ya düşman değil, dost olması gerektiğini söyler. Zelenski'nin kararıysa çok nettir. Burası bizim ülkemiz ve kendi kaderimize biz karar vereceğiz, siz değiller. Putin, demokratik olarak seçilmiş olmasına rağmen Zelenski'nin hükümetini junta olarak nitelendirir. Ve Rusya, Belarus sınırı boyunca büyük askeri tatbikatlar düzenler. Savaşın davul sesleri her zamankinden daha yüksek sesle duyulmaktadır. 21 Şubat 2022. Putin, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas'ta 2014 yılında referandum yaparak bağımsızlıklarını ilan eden iki halk cumhuriyetini tanımaya karar verir. 3 gün sonra da barış gücü adı altında Rus birliklerine bu bölgelere girme emri verir. Ve Rus askerleri tüm cephelerden Ukrayna'ya girerek Kiev'e kadar dayanır. Putin, Ukrayna ve NATO'ya şah çekmiştir. Spesiyalni vojenni operatsiya. Ukrayna'ya bu topyekun saldırıya özel askeri operasyon dese de bu düpedüz işgaldir. Putin Ukrayna güçlerini silahlarını bırakmaya çağırır. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Fakat Ukrayna'nın direnişini ve kendi ülkesindeki savaş karşıtlarını hafife almıştır. Daha önce hiç silah kullanmamış Ukraynalılar ülkelerini savunmak için silahlanır. Ukrayna захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Rusya'da ise halk otoriter rejim karşısında büyük bir baskı altında olsa da protestolara başlar. Putin savaş karşıtı olan binlerce vatandaşını tutuklar. Ukrayna'da yüz binlerce kadın, çocuk ve yaşlı komşu ülkelere sığınmıştır. Dünyanın dört bir yanından ülkeler Ukrayna'yı desteklemek için tonlarca askeri yardım gönderir. Ancak Amerika ve NATO yine de tedbirlidir. Sağ solu belli olmayan bu Rus liderin elinde çok büyük bir güç vardır. Nükleer. Putin dünyanın en büyük nükleer silah cephaneliğine sahip. Yaşananlardan sonra Vladimir Putin söz konusu olduğunda kimse Putin bunu yapmaz diyemez. Zaten kendisi de nükleer kozuyla tüm dünyayı açık açık tehdit etmiştir. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. 2018 yılında yapılan bir belgeselde Putin aynen şöyle demişti. Eğer birileri Rusya'yı yeryüzünden silmeye karar verirse meşru cevap hakkımız var. Evet bu insanlık ve dünya için yıkım olacaktır. Ama ben bir Rusya vatandaşı ve onun devletinin başıyım. İçinde Rusya'nın olmadığı bir dünyaya gerek var mı? Batı'nın Rusya'yı hızlı ve sert vuracak ekonomik silahları var. Rusya şu anda Merkez Bankası varlıklarının dondurulması gibi bir dizi yaptırımla karşı karşıya. Rusya'nın finansal sistemi çöküşe doğru itiliyor. Rusya'yı dünyadan izole eden Putin'in istekleri karşılanmadan geri adım atması ise imkansız gözüküyor. Putin, NATO'nun ilerlemesine karşı askeri müdahale dahil her yolu deneyebileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Eğer askeri hedeflerine ulaşırsa, Ukrayna gelecekte egemen bir ulus olarak varlığını sürdüremeyecek. Rusya'nın kukla hükümetiyle yönetilecek. Putin ise kendini Slav topraklarını yeniden birleştiren bir ulusal kahraman olarak lanse edecek. Hep beraber tarihe şahitlik ediyoruz. Tüm bu hikayenin ardından atamızın bir sözüyle bitirelim. Mecbur kalmadıkça savaş bir cinayettir.